Herkese merhaba arkadaşlar. Futbol Manager 2019. İşsiz başladığımız kariyere devam ediyoruz. Bu bölüme başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Videolarımdan haberdar olabilmek için abone ol butonunun yanındaki zile tıklamayı unutmayın diyelim ve bu bölüme başlayalım. Geçen bölüm biliyorsunuz ki hem hala beklediğimiz bir 4 kişilik transferlerimiz var. Daha doğrusu transfer etmeyi bekliyoruz ama paramız yeter mi yetmez mi bilmiyorum. Duruma göre bakacağız. Ve birincilik maçlarına da başladık. İlk maçımız Akhisar Spor'laydı. 4-1 onları yendik. Sonra Ankara Gücü'yle yaptık. Ankara Gücü'nü aslında biz 3-2 de yenebilirdik. Ama pozisyonları değerlendiremeyince 2-1 yenildik. Bolu Spor'da da aynı şekilde 3-1 yenildik. Şimdi bundan sonraki maçımız İstanbul Spor'la ve aynı zamanda da transferlerimizi bekleyeceğiz. O yüzden yine beklemeli bir video olmuş olacak ama bu transferleri yaparsak eğer çok daha iyi bir takım olacağız. Emin olun ki. Daha önceden de söyledim. Bu transferlerin dördünü de yaparsak müthiş olur da arasından da birkaç kişiyi alabilsek bambaşka bir Sakaryaspor yaratmış oluruz. Aras da oraya gitti. Bize de gelen olsun ya. 3 oyuncu alabildik sadece. İstanbul Spor maçına 6 gün var. Bu 6 gün içerisinde bizim bu transferlerimizin gelmesi lazım. Bekliyoruz. 12.yiz şu an. 2 yenilgi aldık. Bir tane de galibiyetimiz var. Aslında Bolu Spor'u yenebilirdik. Gittik Akhisar Spor'u yendik. Yani birincilikten gelmiş olan bir takımı yendik. Sağ solu belli olmuyor yani bizim takımın, öyle söyleyeyim. Ama daha iyi olacağız diye umut ediyorum. Şu transferlerimizi bir yapabilsek. Hadi şimdi bir Caya, yani şey olsa, hani olumlu olmasın, olumsuz da olsa bir haber olsun, bir şey gelsin yani, bekliyoruz burada. İki bölüm oldu bizim burada. Neredeyse iki bölümdür o transferlerin olmasını bekliyoruz. Aslında az da bir para verdik ama olsun yani, gelirlerse müthiş olur. Ama gerçekten paramız yok yani, çok sıkıntılı bir transfer dönemindeyiz bu yıl. Bir sürü de aslında liste hazırlamıştım. Yani burada bayağı bir oyuncuya baktık, biliyorsunuz ki transfer döneminde. Bayağı bir oyuncuya baktık. Arasından 2 tane 3 tane anca alabildik oyuncuyu. Tabii ki biz de birincilikteyiz. Galiba hiç ona bakmadım. Galiba yeni çıktık birinci lige. Çünkü 2019'dayız. Birinci lige daha yeni çıkmış bir takımız. Çok fazla paramız yok. Takım uluslararası bir takım değil zaten. Sadece Türkiye'de bilinen bir takımız biz. Ama ona rağmen yabancı oyunculara hani yabancı oyuncular gelmeyebilir ama Türk oyunculara gelmesi lazım. Bizim gibi takımlara. Onlar da gelmiyorlar. Çok fazla para istiyorlar geleceklerse. İşte mesela kimle konuştuk? Erten'di galiba. Kaleci. Fenerbahçe'nin genç oyuncusu. Erten Ersu. 140 bin euro istiyor yıllık. Biz o fiyatları nasıl verelim? Yani çok acayip fiyatlar gerçekten de. O yüzden bazı oyuncuları alamadık. Bir sürü daha oyuncu vardır. Şimdi bir bakarız. Oraya gitti. Tamam, anladım. Gözlemcilere bir gelelim bakalım. Oyuncu arama diyelim. Yeni arama. Sözleşme durumu boşta. Boşta olan. Şöyle 19 yaşla.
33 yaş arasında oyunculara bir bakalım bakalım. Şimdi orta sahada sen varsın, gerek yok. Emrah Kaleci, Onur Çakır. Bildiğimiz oyuncular var mı acaba? Bakaki diye bir oyuncu var. Bakaki. Igor Silva. Igor Silva. Bu da olmaz. Gerek yok. Payam. İranlı bir oyuncu. Oğuz Küçük. Ndiaye. Nerede oynamış? Gençlerbirliği, Osmanlıspor, Lyon altyapısından yetişme bir oyuncu. Taner Yalçın. Biz o bölgede herhangi birisini oynatmıyoruz. Plet. Muziyev. Emre Özkan. Çağlar Birinci diye bir oyuncu var. Galatasaray'da zamanında oynamış bir oyuncu. Büyükçekmece istiyor onu da. Uzun şutları bayağı iyiymiş. Musa Yılmaz. Umut Pusat. Biz direkt aradığımız yer için bir şeyler yapalım. Hızlı ve orta diyelim. Ortada düşürelim. Hızlı da düşürdük hadi. Osman 3. Bu da olmaz. Hızı daha düşürmeyelim. Bunu düşürelim. Bunu ortadan kaldıralım. Kavak diye bir Erkan Kavak. Emre Sağlık. Biz böyle çok zor buluruz. Yani oyuncu çok zor buluruz. Bakaki iyi gibiydi sanki. Ama bizi kurtarmaz ya. Konstantin Bakaki. Igor Silva. O da solda oynuyor. Yani Zahit mi, Igor Silva mı? Bilemedim şimdi. Peki şöyle bir şey daha yapayım. Şuradan bakalım 140 çıkacak mı? Çıkmadı. Çıkmaz da zaten. 120, 120 yapalım. 120'de çıktılar. Ali Ahama'da. Ali Ahama'da kaleci olarak bir zamanlar iyiydi. Yalnız şu an iyi değil. Plet. Payam. Buna bakmıştık. Dursun. 110 diyelim. Ndiaye var. Çağlar birinci. Ali Hamar'a. Şimdi bundan daha aşağı inmeyelim ama şöyle yapalım. Mevcut yetenek olarak seçelim. Mevcut yetenek olarak 100 bile yok. 90 var mı? 90 yok. 80 var mı? 80 var. 89 var mı? Yok. 8. Üstün bilgin. Bilgi. Üstün iyi olabilir ama çok da iyi değil. 187 Turgut Şahin. Turgut Şahin. Nerede oynamıştın Turgut? Fatih Karagümrük'te oynamış. Yeni Malatyaspor'da falan oynamış. Yani olabilir. 10 aylık değil de 2 10 aylık yapalım. Turgut 86 diyelim. Taner Yalçın. O bölgede kimseyi oynatmıyorum yalnız. İyi misin yani o bölgede? Taner Yalçın nereden yetişme? Köln. 85 diyelim. Çok kötü. 84. Üstün Bey'in Yusuf Balcıoğlu. Alihan Tuncer. Alihan aslında oynatabiliriz. Bu oyuncu da olabilir. Çok hızlı bulamadık ama
olsun. Murat Behram da olabilir. Devam edelim. Bu oyuncuları bulabiliyoruz ancak. Bu oyuncuları alabiliriz. Sakatımız var. Zahit. Tevfik de değişecek. Şöyle Serkan orta sahada Umut'la değişsin. Şunlar da değişsin. Ve İstanbulspor Sakaryaspor maçına başlayalım. Başlayayım bakalım. Ali ile maça başlıyoruz. Can, Umut Sözen, Yasin. Hadi çocuklar, kaybettiğimiz şu maçları geride bırakıp bu maçları da alabilelim. Bundan sonraki bütün maçları alabilelim. Dakika 10. İlk şutu biz çektik. Erkan Zengin var aslında alınabilecek ama bakacağız ona. Tevfik, Umut, Yasin, Ferhat, Berk, Tevfik, Canberk. İçeri aç. Açtı. Kimse yok bizden. Berk vur gol. Berk Ünsal. Oh be Berk Ünsal. 1-0 öne geçen biziz. İlk öne geçen biziz. Maçı böyle bitirirsek 10'unculuğa kadar çıkarız. Abi çocuklar. 2'yi de bulalım. 3'ü de bulalım. Devam edelim. Fatih Karagümrük nerede? Nerede? Göremiyorum. 13. onlar. Erkan Zengin'i almak istiyorum artık onlardan aslında. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. İkinci golü de bulabiliriz. Dakika artık 32. İstanbulspor kalesine 4 şut çektik. Bir isabetli İstanbulspor bizim kalemize bir şut çekti. Bir isabetleri var. Şimdi taçı kullanıyor İstanbulspor. Orta sahadan onları geçirmeden aslında alabilir miyiz topu? Bayağı ileriye oynadılar. Tuncer içeriye Canberk karşıladı. Tekrardan İstanbulsporlu oyuncularda. Tekrardan Tuncer içeriye 1-1. Uygar golü atıyor ama offside. Uygar Zeybek'in golü sayılmadı. Offside. Yasin bizde sakatlandı. Aman. Kim var oynatacak? Uğur İnceman var. Ne durumdasın Uğur? Kafa vuruşu falan yok, sen olmaz. Oğuzhan Kol olmaz. Kaan Kırcı hiç olmaz. Hiç olmazsa hani Uğur onlardan daha iyidir. Uğur'u oynatacağız mecbur. Diğerleri çok acayip hatalar yapabilir. Uğur İnceman da yapabilir. Hem yaşlı hem de o bölgede oynamıyor. İlk kere bunun sonuna artı 3 verdi hakem. Ve ilk yarı bitti. İkinci yarıya başlıyoruz. İkinci yarıya İstanbulspor başladı. Üçüncü dakikadayız. İstanbulspor kalecisi uzun oynadı. Oyuncusuna da attı topu. İçe direkten döndü. Savaş dışarıya attı topu. Aman dikkat çocuklar ya. Çok acayip pozisyonlar verebiliyoruz. Dakika 58.
8 şutumuz var. İstanbulspor kalesine 3 isabetli Savaş. Taçı kullandı. Ferit önünü aldı. Ferit vurdu. Direkten döndü. Berk. Offside ama offside. Hakem direkt offside'ı verdi. Berk ikinci golü de atıyordu vallahi. Boş geçmiyor. Ali'den daha iyi oynuyor şu an Berk. Birkaç oyuncuya daha transfer teklifinde bulunduk. Bakalım sözleşme teklifi bulunduk daha doğrusu. Bakalım onlar gelecekler mi? Ve 1-1. Yine golü vermedi. Offside. İkinci gol verilmedi İstanbulspor'da. Sanki hakem bizi tutuyormuş gibi hissettim bir anda. Dakika 69. 70 hatta. 9 şut çektik. İstanbulspor kalesine 3 isabetli. 3 isabetli bir golümüz var. Şimdi Uğur. Korneri kullandı. İçeriye Can. Bir de abi o kadar yerde gittin kaleciye vurdun ya. Önünde şöyle dokunsan gol. Uğur tekrar korner. İçeriye doğru savunma karşıladı. Umut Tevfik direkt. Yine kaçırdık. Yine kaçırdık. Ya daha deminki pozisyon inanılmaz bir pozisyon ya. Ya şöyle parmağın ucuyla dokunsa gol ama gidiyor. Kalecinin üstüne vuruyor tekrardan. İnanılmaz bir maç. Uğur yine korneri kullandık. İçeri Can yine direk. Yine direk. İnanılmaz pozisyonlar. İnanılmaz goller kaçırdık yine. Dakika 81. Hiç olmasa maç böyle bitsin. Bitirelim. 3 puan almış olalım. Bayağı üstün oynuyoruz şu an. Topa sahip olmadığı %53'e %48. Biz öndeyiz. İstanbulspor 1-1'e getirmeye çalışıyor. 2 gol attılar bizim kalemize ama sayılmadı. Aman dikkat edelim çocuklar bu sefer hakem bile kurtaramaz bizi. 1-1. Uğur İncaman kendi kalesine attı golü. +3 hakem. 3 dakika ilave etti maçın sonuna. 90 artı 3'ün içerisindeyiz artık. Can, Ferit, tekrar Can, Uğur, Ferhat ve maç bitti 1-1. Maç bitti. 1-1 bitti maç. Yani ya söylenecek hiçbir laf yok ya. Kaç tane gol kaçtı. Her maç yenildiğimiz her maçta çok acayip goller kaçırdık. Bizi yenmiyorlar. Arkadaşlar bizi yenmiyorlar. Biz gol atamıyoruz. Önemli olan pozisyonları değerlendiremiyoruz. Kendimiz maçı veriyoruz. Yoksa onların hak ettiği bir şekilde maç aldıklarını düşünmüyorum. Murat Behram, anlaşacağız gibi seninle. Hiç olmazsa şey olsun. Ali, kim bu? Alihan Tuncer. Güzel. 70 istiyorsun. Olmaz. Yıllık verelim. Sen de gel. Diğerleri gelene kadar. Merak ediyorum o Süper Lig'deki çocuklar ne yapıyorlar yani. Evet, onlar zaten bitmiş onlarla işimiz. Hiçbiri gelmiyor. Hiçbiri gelmiyor. O yüzden bizim için de herhangi bir sıkıntı kalmamış oldu. Keşke gelseler yani şu Yunus hiç de bize bir haber verilmedi. Yunus Akgün. Abicim sen oynatmayacaklar seni. Bana gelmek direniyorsun ya. Bak seni sağda oynatacağım. Ofansif sağ tarafta oynatacağım. İlk 11 oynatacağım. Ne olur gelsen. Ya ne olur gelsen. Şimdi Samsunspor maçına doğru gidiyoruz. Transfer dönemi de artık zaten bitecek.
Transfer dönemi de artık bitecek. Eylül'e geldik. Burada birazcık maçlarda farklılık olabilir. Bazı bölümlerde 3 maç, bazılarında 2 maç falan yapıyor olabilirim. Turgut Şahin geliyor, Alihan geliyor. İkisi de geliyor. Transfer dönemi olduğu için bu şekilde olacak, pardon. Bakalım Serkan, Alihan. Kayıt yapalım. Alihan, Turgut, Uğur. Bunlar dursun. Şimdi transfer dönemi olduğu için bu şekilde, dediğim gibi. Transferlerimizi yaptık sayılır. Samsun Spor maçından sonra birkaç tane daha maç, oyuncu bakarız. Ondan sonra duruma göre büyük bir ihtimalle bu bölümü de burada bitiririz. Bundan sonraki bölümde artık Eylül ayındayız. Çok daha iyi bir şekilde gideriz diye düşünüyorum. Bunları burada şey yapalım. Değer 0, yaş 15'ten başlıyor. Yaş yaptığımız zaman. Hızlanmada var mı peki? Timur Çin Konuk diye bir oyuncu var. Bunu indirelim. İrfan Pazarlı. Bakalım nasılmış. Oğuzhan Akgül. Geç. Ramazan Bolat. Geç. Eren Kocaman. Geç. Emre Sağlık. Bakmıştık. Igor Silva. Aklımda kalmadı değilsin. Igor Silva. O bölgede oynatacak oyuncum da yok. Çok iyi. Yedek olarak seni takıma katabiliriz bence. Igor Silva. Sonra birazcık daha indirelim. Fatih ve Murat var. Murat bildirici. Geçtik. Fatih Kıran. Bunu da geçelim. Igor Silva, ha. Bakaki. Şimdi oraya Bakaki'den daha iyi bir oyuncu aldık. Bakmak istiyordum zaten. Konstantin Bakaki. Yasin sakat. Onun yerine bize maç kaybetti. Tek maç kaybettirmişti. Daha doğrusu berabere kaldık onun yüzünden, ama mecburen alacağız. Serkan'la bir değişsin. Serkan'la Umut değişecek. Dilaver'i mi aldık biz? Kimi aldık? Ferit'in yerine oynatacağım. Alihan Tuncer. Alihan Tuncer gelsin. Şöyle. Turgut Şahin. Turgut Şahin. Sen de yedeklere doğru gir. Şöyle. Alihan. Tevfik. Turgut. Şöyle değişeceksiniz. Alihan. Oynarsın, oynarsın. Sıkıntı değil, oynarsın. Bu şekilde çıkalım. Bir tane de savunma oyuncusu bakmam gerekiyor. Çok gerçekten sıkıntılı bir durum oluyor orada. Uğur İncaman'ı oynatırken ve maça başlıyoruz. Samsun Spor maçına başlıyoruz. İki yeni transferimizde Turgut. Turgut direkt faul yaptılar Turgut'a. Daha 13. saniye kırmızı kartla atılmışsındır umarım. Atılmadı. Daha iyi kanatlar işleyecek diye düşünüyorum. Dışarı yattı İlyas Samsun Spor'da. Kanatlar daha iyi işleyecek. Bir tane de yabancı oyuncumuzu alacağız. Takımın ilk yabancı oyuncusu Igor. Bir de bir ya da iki tane savunma oyuncusu almaya çalışacağız. Ve sonra transfer dönemini artık bitireceğiz. Bitirmemiz lazım. Paramız da kalmadı zaten. Şimdi Canberk taçı kullanıyor. Ali'ye doğru oynadı ama savunma girdi araya. Bizim savunmamıza doğru attı topu. Uğur İncaman. Can. Turgut. Turgut. Ferhat. Alihan. Çok iyi pas. Savaş içeriye. Ali olmadı. Tekrar Alihan. Berk. Öyle golleri var derken. Berk Ünsal. 5. golünü attı. Sakarya 1, Samsun Spor 0.
Şimdi Uğur İncaman içeriye doğru oynadı. İkinci gol gelecek mi? Vurun artık şuna. Uğur vurdu gol. Uğur İncaman. Uğur İncaman geçen maç kendi kalesine attığı golü affettiriyor. 2-0'a getirdi maçı. Samsunspor kaçıncı? 15. Biz maçları almamız lazım. 2 yenilgimiz var. Nazar boncuğu olsun. 7 puandayız. Yani bu maçı da alırsak 7 puandayız. Hadi çocuklar 3. golü de atalım. Rahatlayalım. Dakika 30. Samsun kalesinde 7 şutumuz var. 5 isabetli, 5 isabetli şutta 2 gol bulduk. Samsunspor bizim kalemize bir şut çekti. İsabetli şutları yok. Savaş taçı kullanıyor. Alihan içeriye ve Berk Ünsal 3-0. Berk 6. golünü attı. Bu sezonki 6. golü. Hadi çocuklar. Uğur içeriye doğru direkten döndük. 4. gole çok yaklaştık. Sanki takım biraz da daha rahatlamış gibi. Dakika 44. Şimdi Canberk taçı kullanıyor. İçeriye doğru Turgut. Turgut Ferhat uzaktan vurmadı. Canberk. Canberk içeriye açacaktı. Olmadı. Turgut Canberk içeriye. Berk kaleciden sekti. Faul var hocam. Hocam faul var. Yapma bunu ya. Artı 2 verdi. İlk yarının sonuna hakem. Devre arası oluyor. İlk yarı bitiyor. 3-0 önde bitirdik. İlk yarı ikinci yarıya Samsunspor başlıyor. Samsunspor serbest vuruş kullandı. Ferhat çok iyi karşıladı topu. Yine Samsunspor. Aytaç Sulu. 3-1'e getirdi maçı. Hasan Hüseyin, Can, Ferhat, Alihan çok hızlı güzel, Ali içeri Berk'e ver, Ali, Berk direkt. Berk çok yaklaştı. Hat-trick'e, hat-trick yapabilirdi hala. Uğur serbest vuruş kullandı içeriye doğru Berk. Berk uzaklardan hat-trick yapıyor. Uzaklardan vurdu. Hat-trick yapıyor. Berk Ünsal 4-1 öne geçiriyor. Samsunspor karşısında Sakaryaspor'u. Sakaryaspor olarak Samsunspor kalesine 16 şut çektik. 10'u isabetli. Samsunspor bizim kalemize 3 şut çekti. 1 isabetli. 4-1 öndeyiz. Afyonspor bu arada İstanbulspor'u 2-1 yeniyor. Dakika 70 oldu artık. 5. golü de atabiliriz. Hatta biz 6 gol bile atabilirdik de direklerden döndük. 5. gol gelir mi? 18 şut var. Uğur içeriye doğru gol geliyor. Savaş, Polat, Uğur, İncaman inanılmaz oynuyor. Gerçekten inanılmaz oynuyor Uğur İncaman. 5-1. Uğur'dan bir gol, bir asist. Alihan Tuncer ilk maçı 2 asist. Berk Ünsal 3 gol, bir asist. Turgut Şahin 7.6 ile oynuyor. Müthiş oynuyor. Hasan Ali. Can. İleriye doğru. Savaş. Alihan. Savaş. Savaş. Savaş olmadı. Ferhat.
Alihan, Savaş çok iyi sıyrıldı. Savaş vurdu, olmadı. Savunmadan döndü. Şimdi Uğur. Uğur, Serkan, tekrar Uğur, Ferhat, Turgut. Savaş'a doğru bir pas. Savaş içeriye doğru. Alihan, Alihan içeriye, olmadı. Turgut, Canberk yine içeriye. Ali, vurdurmadılar. Ferhat savunmadan sekti. Daha doğrusu kaleciden seken topu. Alihan Tuncer müthiş bir şekilde ağlara gönderiyor. 6-1. 6-1. İnanılmaz bir gol şov. Sakaryaspor'umuzdan. Ferhat ileriye doğru oynadı. Ali. Ali. Ali'nin pası Berk'e gelmedi. Berk 4. golünü de atar mı bu maç bilmiyorum ama çok iyi oynuyor. Abdülkadir'e geldi. Hasan Hüseyin çok iyi bir şekilde dışarıya attı topu. Dakika 85. İçeriye doğru Hasan Hüseyin çok iyi karşıladı. Uzaktan vurmak isteyecekler ama biz kapattık önlerini. 23 şut çektik. 15 isabetimiz var. 6 golümüz var. Artı 2 dedi hakem. Şimdi Samsun Spor ikinci golü bulmak için saldırıyor ama artı 2'nin içerisindeyiz. Maç her an bitebilir artık ve maç bitti. 6-1 yeniyoruz. Samsun Spor'u 6-1 yeniyoruz. Gerçekten inanılmaz bir maç çıkarttı Berk ve bütün takım. Şimdi boşta ama bize pardon şöyle stoper lazım. Hızlanması da iyi olan Yasin Bozkurt, Ahmet, Burak Koyuncu. Ya birazcık da teknik de iyi olsun. Sende kafa olsa, kafa vuruşu olsa olabilir. Erdün Üzer, Arif Güner. Yani boşta diyelim. Bu oyuncular var sadece. Ya Uğur İncaman'la da idare ettiğimizi düşünüyorum ben. Evet. Buradan bize bir şey çıkacak mı? Bilmiyorum ya. Bir şöyle bir bakayım bir daha tekrardan. Kafa vuruşu, markaj ve top kapma diyelim. Tabii ki bu özellikler de çıkmayacaklar. Şöyle kademeli olarak aşağı çekelim. Onur Çakır çıktı. Fiziksel olarak iyi değil. Arif. Aa, burada güzel bir oyuncu bulduk gibi ama 39 yaşında yalnız oyuncu. Hala da oynuyor. Bakayım Kuzey İrlandalı. Bu İrlandalılar inanılmaz adamlar ya. Hiç vazgeçmiyorlar. 96'da başlamış adam. 40'ında bitirir misin hocam? Necati Açık Söz. Bu da iyi değil. Selçuk Baştürk. Böyle fizikli mizikli bir adam çıkmayacak anladığım kadarıyla arkadaşlar. Bu bölümü de burada bitiriyorum. Transferlerimizi yaptık. Yeni transferler yaptık. Çok iyi oyuncular aldık diyebilirim. Ben kendim oynarken nasıl oynuyorsam o şekilde oynuyorum. Sevinçlerim falan ona göre yani. Ben çok zevk aldım gerçekten bu Sakaryaspor işsiz kariyer durumunda, yani işsiz kariyer bölümlerinin hepsinden, çoğundan çok zevk aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Videolarımdan haberdar olabilmek için abone ol butonunun yanındaki zile tıklamayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinize bol başarılı FM'ler.